Herkese mutlu günler diliyorum efendim. Ben Deniz Murat Özarslan. Mandalina Casting ailesinin bir ferdiyim. Bugün halkımıza bazı sorular yönelteceğiz. Bu soru oyunculuk nedir? Oyunculuk nasıl yapılır? Oyunculukla ilgili sorular yönelteceğiz. Bu soruları cevaplayacak insanlar arıyoruz. Bu insanlar oyunculukla ilgili ne düşünüyor? Oyunculuk yapabilirler mi? Nasıl oyuncu olunur? Eğitimli veya eğitimsiz oyuncu olmak ne demek? Acaba insanların içinde bir oyuncu olma isteği var mı ki var? Halkımızın %70'i eminim oyuncu olmak istiyordur. Bir dizide rol alıp, çok ünlü olup, fenomen olmak istiyordur. Bunu da zaten sosyal medyadan hepimiz görüyoruz. Şimdi halkımıza bunları yönelteceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. İsim ne kardeşim? Caner. Caner. Caner, sana bir soru soracağım. Tabii. Oyunculukla ilgili misin? Hayır. Hayır. Yani dizilerde, sinemalarda bir yok, teklif hayır. Gelse oynayamaz mısın? Filme göre değişir. Filme göre değişir. Mesela Türkiye'de işte şu rol bana çok yakışır. Bu rolü ben bir teklif gelseydi oynardım kesinlikle. Dediğin bir rol var mı? Bir rol. Ne olabilir? Suikastçı. Suikastçı. Evet. Assassin. Eyvah. Seviyor musun öyle rolleri? Evet. Peki öyle bir rol geldi hadi. Evet. Oyunculuğuna güvenemiyorsun. Güveniyor musun? O zaman güvenirim tabii ki. En önemli olan bildiğimiz şeyi yapabilmek. Ama oyuncu her yerde oynamalı bence. Biz her yerde değil de dalına göre oynuyoruz. Oo, dalına göre. Evet. Harika. Peki kardeşim. Teşekkür ediyorum röportajın için. Sağ ol. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Adın ne? Ramazan. Ramazan. Nerede oturuyorsun? Yakuplu'da. Yakuplu yakında. Kardeş sana bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi biz oyunculuk ajansı mensuplarıyız. Oyunculuk ajansından geliyoruz. Malum oyunculukla ilgili soru soracağız. Oyuncu olmak ister miydin? İsterdim abi. Yani böyle... Çok isterdim abi. Yani böyle dizi, sinema, işte bir teklif gelse oynarım diyorsun. Oynarım diyorum. Peki. Oyunculuğuna güveniyor musun? Güveniyorum. Yani sana bir rol gelse, işte bak bu karakteri oynayacaksın, bunu yapman lazım, şöyle oynaman lazım dendiğinde yapabilir misin? Karaktere göre değişir abi. Şimdi peki ne tür karakterleri seviyorsun daha çok? İcraat sahneleri. İcraat mı? Yani icraat dedim hani böyle... Vurdu kırdı. Hani böyle totoş şeyleri bana vermeyecek hani. Oluyor ya abi, birkaç tanesi şey geliyor. Hani ay canım benim erkek konuşuyor. Onlar hariç her şeyi oynarım abi. Yani böyle bu şekilde hareketler onlar, hani şu kaşlar maçlar öyle saçma şeyler. Onlar hariç her şeyi oynarım. Ben de hiç gıcık oluyorum öyle rollere. Sonra ama kendime bazen hakim olamıyorum. Gel gel. Şimdi sana bir rol vereceğiz. Tamam mı? Çok kısa bir cümle. Onu ezberleyeceksin. Kamera karşısında yapmaya çalışacaksın. Ha bak tam senlik. Bu mu çok kısa abi? Kısa işte ezberlemeye çalış. Burak. Her zaman Burak. Dediğin şeyler işte. Burak kim oluyor ben mi oluyorum? Burak sen oluyorsun işte. Buyur birader bir sorunun var. Sorun ayıp oluyor Amerikalılar falan. Sen pek alışık değilsindir ama arabanın içinde bayan var hani. Azıcık kibar olmayı deneyebilirsin. Kol hareketi falan yapma. Arabada bayan var. Kendine gel, akıllı ol. Devamını edeyim. Unuttum devamını. He. Hayırdır birader ne oluyor? Kendine gel. Ne olabilir abi? Yapma. He? Derdin ne senin? Benim derdim seni mi gerdi? Aa. Doğaçlama kattı. Gerdi. Kardeşim bura bayağı iyi yani geliştirilirse güzel bir şeyler olabilir. Abi. Ama böyle daha hareketler hayırdır birader ne oluyor falan. Abi şimdi milletin içinde ya milletin sen koskoca bir oyuncu olacaksın artık Ramazan. O zaman ünlü olduktan sonra herkes beni... Ne yapacak seni herkes? Herkes bana fotoğraf çekilir. De herhalde çekilecek. Fotoğrafı tanesi 5 lira. Bir daha yap bakalım. Bir daha yap bugün şöyle. Hayırdır ya? El kol hareketi yapma. Keserim seni. Aa, kesenlerden. Kardeşim sağ ol, harikasın. Evet. Geliyor. Kardeş gel. Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Mustafa. Mustafa'cığım. Türkiye'de en beğendiğin oyuncu kim? Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy. Bak sen de yakışıklısın ha. Ondan yakışıklısın desem inanır mısın? Yok abi. Ya ne alakası var vallahi öyle. Vallahi sen de yakışıklısın kardeşim. Peki sana böyle bir oyunculuk teklifi gelse. Deseler ki dizide oynayacaksın. Hangi rolleri yapabilirsin mesela? Ya da oyunculuğa ilgin var mı? Oyunculuğa ilgim var da abi. Şimdi biraz yetenek meselesi açıkçası. Bilmiyorum yapabilir miyim? Peki yapmanı istesek yapar mısın şu anda? Ne gibi abi? Şimdi bizim oyunculuk ajansımız var. Mandalina Casting duymuşsundur belki. Evet, biz sana şimdi bir replik versek mesela. Çok kısa. Evet. Onu ezberlesen böyle kameraya karşı oynasan.
Yapabilir misin? Zorlamıyoruz sadece. Yani yapmak istiyorsan yaparsın. Abi, bu senin için ya. Bir fırsat olabilir bence. Ben yaparım abi. Vallahi mi? Vallahi. Dur sen bekle. Ama arkadaşa önce bir şey yapalım. Tamam, ne dersin? Abi. Tamam mı? Tamam. Ver bakayım oradan bir tane. Heh. Ne bu? Heh. Bak bu mesela biraz bıçkın bir karakter. Nasıl yani? Yani işte delikanlı, atarlı, giderli. Hayırdır birader ne baktım falan gibi. Burada yazıyor. Sana biraz süre veriyoruz. Ezberle bakalım bunu. Adam... İşte tarzın değil ama. İşte tarzın. Senin tarzın, tam tarzın olan bir şey. Mesela dizilerden bir sahne olabilir. Hani bu sahneyi ben çok beğeniyorum. O sahne hala aklımda sözleri. Onu yapabilirim. Romantik konuşmalı bir şey yok. Romantik konuşmalı şey falan. Abi ben ne bileyim yani şu an zaten millet var ya ben biraz şey oldum. Ama oyuncu ya. Olacaksan her yerde yapman lazım. Doğaçlama da yapabilirsin böyle işte sanki kamera bir kızmış da hani ona konuşuyormuşsun. Sevgilim, sevgilim. Seni gördüğüm ilk günden beri içimde bir umut falan gibi. Abi bence yaparsın. Bilmiyorum hayır yapamam ya. Yapamam mısın? Hayır. Valla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Burak. Burak'cığım memnun oldum. Yaş kaç? 16. Oyuncu olmayı herkes ister değil mi? Yani. Herkes istiyor. Türkiye'de özellikle gençlerin %90'ı bir fenomen olsam, ah bir televizyona çıksam, ah Çukur'da oynasam ne güzel olur gibi heyecanları, istekleri vardır mutlaka. Yok, bizim o kadar büyük şeylerimiz yok. Abi. Sen ne istiyorsun mesela? Ufaktan oynasak da oluyor. Ufaktan bir figüran gibi falan. Yani. Oğuz hedeflerini yükselt, yakışıklı adamsın ya yaparsın. Eyvallah. Peki bize oyunculuk yapar mısın biraz? Yaparım abi. Ne yaparsın? Çakır yaparım. Çakır mı? Al bakayım hadi. Al bunu. Ama Çakır nasıl yapıyordu? Onun gibi yap böyle. Ben Çakır kadar olamam ki yani abi. Ya. Olursun Çakır kim ya? Çakır kim ya? Hadi bakalım. Bakalım abi. Bu arada Çakır kim derken Oktay Kaynarca'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz abi. Böyle hani heyecandan biz de nerediğimizi şaşırdık. Neyse. Bakayım abi. Düşüneyim. Bak o arkadaşa verdiğim kağıdı sen de ezberleyebilirsin. Olur abi. O da biraz şey. Şimdi arkadaşa ver onu. Arkadaşa ver. Sen onu biraz ezberle. Buyur birader, bir sorun mu vardı? Alışık değilsindir sen bu hareketlere. El kol hareketleri falan. Arabanın içinde bir bayan da var ya hani. Biraz kibar olmayı deneyebilirsin. Sen kenara çekil Deniz. Ben bu arkadaşı halledeceğim. Olmadı. Neden? Tekrar yapacaksın. Kendine kardeşim yapmış. Oyunculuk yapsana biraz ya. Hayırdır birader? Ne diyorsun sen? Bak böyle kamerayı biraz elini kolunu oynat. Abi fazla hareket etme dedi ondan. Ya sen et. Et sen hep bir şey elini kolunu oynat canım. Yani buradan aşağı atlama falan yani. Yok abi o kadar da değil. Böyle elini kolunu oynat kameraya oynuyorsun tamam mı? Ne diyorsun lan kolundan böyle kafanı masana anladın mı? Tamam abi. Haydi. Hayırdır birader? Bir sorun mu vardı? El kol hareketleri falan. Biraz kibar olmayı deneyebilirsin. Arabada bir bayan var yani. Sen kenara çekil Deniz. Ben bu arkadaşı halledeceğim. Bu kadar yani. Kağıtta o kadar yazıyor. Kağıtta o kadar yazıyor. Evet. Burak'a teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Burak'cığım sağ ol kardeşim. Sen sağ ol abi. Biraz daha geliştirirsen. Aynen abi. Yani böyle bir eğitimini al. Yani. Efendime söyleyeyim. Daha çok film izle, sinema izle. İnşallah daha güzel olur. İnşallah abi. Tamam kardeşim İnşallah benim. Yaş kaçtı senin? 16. Tamam bunu yayınlayabiliriz değil mi? Yayınlayabilirsiniz tamam. Abi. Merhaba bir röportaj yapabilir miyiz efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Sevda. Sevda Hanım, hiç oyuncu olmak istediniz mi? İstemiştim evet. Daha önce istediniz. Daha önce. Tabii oyunculuğun yaşı yok bunu da biliyorsunuz. Her yaştan, yani, her evet, zaman. Evet öyle de. Enerji meselesi herhalde. Değil mi? Enerji mi kaybediyor insan? Aynen öyle. Görünce böyle YouTube'da işte olmadık ben insanların kesinlikle. Oyunculuk yaptığını, şöhret olduğunu. Kesinlikle öyle. Sen çok yetenekli olsa bile artık bazı şeylerden soğuyabiliyor. Evet. Ama bu inancı kaybetmemek lazım. Yani o enerjiyi nerede bulabiliriz? Onu araştırmak, bulmak, takip etmek lazım. Şu anda size bir oyunculuk teklifi gelse, buna cevabınız ne olurdu? Kabul etmem herhalde. Kabul etmez miydiniz? Hayır. Yani güzel bir dizi, izlediğiniz bir dizi var mı mesela? Pek televizyon aram yok benim. Aranız yani yok. Takip etme şeyim yok. O kadar soğudunuz ki artık televizyon bile mi izlemiyorsunuz? Ya soğumak mı artık? İlgimi çeken bir şey yok yani. Dizi, program, dizi konu, yok. Konusu böyle ilgimi çeken bir şey olmadı. Anladım.
Oyunculuk teklifi gelse de yapmazsınız. Yok, hayır. Yapmam. Peki. Haftada 50 bin lira verseler? Yok, yapmam. Öyle teşekkür ediyorum. Çok harikasın. Yok. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. İsim neydi? Ayşe. Sizin? İknur. İknur Hanım, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Biz Mandalina Ajans'tan geliyoruz. İnsanların oyunculuğa bakışı, oyunculukla ilgili düşüncelerini merak ediyoruz açıkçası. İzlediğiniz diziler var mıdır? Şu an hangi diziyi izliyorsunuz? Erkenci Kuş. Erkenci Kuş siz? Ben Türkçe izlemiyorum. Türkçe izlemiyorsunuz. Yabancı. Peki, size bir oyunculuk teklifi gelse, bunu kabul eder misiniz? Nasıl bakardınız? Geldi buna? Zaten ajanslardan. Nereden geldi? Anladım. Teklif geldi yani. Size herhangi bir şey geldi mi? Yani, hayır. Oyunculuğunuza güveniyor musunuz? Hayır. Güvenmiyorsunuz. Öyle teklif geliyor sadece. Hayır, sadece geliyor. Ben de istiyorum. Yok, yetenek yok bizde yani. Bence de yok. Öyle bu mi? Eğitim alıyor. O kadar eğitimleri var oyunculuğun. Bu kadar kolay. Peki, bir şey olmamalı. Anladım. Doğru söylüyorsunuz. Peki bununla ilgili merak ettik sadece. Bu soruları yönettik sizlere. Siz de vakit ayırdınız bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Mutlu seneler, sağ olun. Hoş geldin. Merhaba. Adın ne kardeşim? Utku. Çok yakışıklısın bu arada. Sağ ol abi. Sağ ol. Oyuncu olmayı düşündün mü hiç? Abi düşündüm de valla olmuyor işte. Bir kere ajansa katılmıştım da. Zaten beni hiç aramadılar yani. Peki sana böyle bir teklif gelse cevabın ne olur? Nasıl bir teklif yani? Oyunculuk teklifi. Oyunculuk mesela teklifi. Çok sevdiğim bir diziden teklif geldi. Yani kabul ederim. Niye etmeyeyim? Hangi rolleri daha çok kendinde görüyorsun? Yani başrol. Öyle değil. Mesela ben işte romantik adam rolünü çok iyi oynarım. Ya yok, da o bende yok ya. İşte mafya rolünü çok oynarım. Vurdulu mafya da oynayamam. Ne oynarsın kardeşim sen? Spor bir film falan olabilir. Spor yani. Ne bileyim. Bir futbolcunun hayatı. Ha, o olabilir, öyle şeyler olabilir. Bacağı mesela 9 yerden kırılan ya da, futbolcunun ya da geri dönüşü. Ya da müzisyen falan, öyle ancak. Müzikle de ilgileniyorsun. Ama onlar buradan çok da farklı duyulur, da. Duyurulur yani abi. Buradan, yani evet. Görüyorsun değil mi? Umut muydu? Utku. Ha, Utku'yu keşfedin. Yakışıklı aynen bu çocuk. Aynen. Bu çocuk yapar bir şeyler. Sağ çok güzel abi. Futbol oynar, sesi de çok güzel. Sağ ama oyunculuk yeteneğini merak ettim doğrusu. Birkaç şöyle bir şey yapsana evet, mesela. Ne yapayım abi şu an? Yani. Söylediğim şarkılar sana gelsin mualla. Yok abi şu an uğraştırma ya. Bir yap bakayım ya bir dakika. Yok. Tamam o zaman şöyle evet yapabilirsin mesela. Topumu oynarım. Bu arada bu hangi kanal aldın? Ne geldi? Mandalina TV. YouTube kanalı. Mandalina TV. Evet. Buradan selamlar. Selamlar. Yani oyunculuğunu görmek için çok ufak bir şey yetiyor bazen. Ne yapayım abi çok mesela? Ufak bir şey. Yani yolda yürürken bile insan yönetmen keşfediyor sen adamımsın diyor tamam, benim. Tamam ne yapayım şu an? Bir şey içinden ne geliyor sonra yap. İçimden şu an hiçbir şey gelmiyor. Bu bile bir şey yani anladın mı? İçinden bir İçimden şey. İçimden şu an hiçbir şey gelmiyor. Ha gibi yani anladın mı? Ama çok fazla gitme. Kameraya doğru oyna. İçimden aynen şu an hiçbir İçimden şey gelmiyor. Şu an hiçbir şey gelmiyor. İşte bu kardeşim. Sen top oynamaya devam ediyorsun. Küçük Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz. İsminiz neydi? Berra. Berra'cığım biliyorsun çocuk oyuncular çok fazla değil mi? Bu ara revaçta. Peki sen oyuncu olmak ister miydin? Hayır. Öyle bir teklif gelse hayır mı derdin? Tabii ki de. Neden? Estetik cerrah olmak istiyorum çünkü. Hedefini hoşuma gitmiyor. Harika. Hedefini daha önceden belirleyen küçük bir kızımız estetik cerrah olmak istiyor. Bence muhteşem. Herkes oyuncu olmasın değil mi? Evet. Ya bu işi peki eğitimli mi yapmak lazım, eğitimsiz mi? Eğitimli. Değil mi? Eğitimli. Peki sana hayatında başarılar diliyorum Berra'cığım. Hoşça kal. Bunu yayınlayabilir miyiz? Evet. Peki. Haydi bakalım. Bizimki de. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Adın ne? Metehan. Sen niye bu kadar yakışıklısın Metehan ya? Estağfurullah abi. Vallahi billah. Boyun kaç? Boyum vallahi 1.77 falandır herhalde. 1.77. Ben 1.77'yim. Sen nasıl 1.77 oluyorsun ya? Ben 1.80 varım. Ya. Varsındır canım. Ben 1.77. Mütevazı da var. Evet aynen. Adın neydi kardeşim? Metehan. Heh Metehan çok güzel ismin var. Çok nerelisin Metehan? Malatya, Pütürge. Harika. Metehan oyunculuk teklifi gelse ne dersin? Yani abi hangi diziyi izliyorsun mesela şu anda? Oyunculuk teklifi geldi. Nereden geldi Metin? Arka Sokaklar'da 3 bölüm oynadım. Yanlış yere çattık. Oyunculuk teklifi geldi. Bir tane de film teklifi geldi. O da güzeldi. O Hatır için oynamıştım. Hatır için nasıl yani? Arkadaşımın filmiydi. Ortak yapılan bir şeydi. He anladım. Benden de rica etti oynayabilirim diye. Ben de oynadım kabul ettim ama şu an vallahi buradan menajerime sesleniyorum aslında. Artık bir şeyler bekliyoruz yani yemin ederim. Yani
Herkes menajer oluyor, herkes. Yani herkes menajer. Herkes menajer oluyor. Bu yılbaşı günü inşallah Allah'ım dualarımı kabul eder. İnşallah kardeşim, inşallah. Menajerinden güzel teklifler bekliyorum yani. Bence de menajerler sıkı çalışın, sıkı. Sen o zaman oyuncusun. Yani kısmen diyebiliriz, tam profesyonel. Peki güveniyor musun oyunculuğuna? Güveniyorum abi ben. 3. sınıftan beri, ilkokul 3'ten beri yapıyorum. Tiyatroyla başladım. Ama var, sende bir şeyler var kardeşim. Var değil mi? Peki aklında var mı şu an bir replik mesela? Hani şu an kameraya bir oynasan. Çünkü bizim menajerimiz de Türkiye'de ünlü bir menajer. Bunların hepsini izleyecek. Aklına... Bakarsın senin için bir fırsat olur. Vay, bir tane tirat vardı. Heh. Ama şu an aklıma bilmiyorum ya. Şu an eserim... Çok kısa bir şey de olur böyle. Çok kısa. Ya da doğaçlama yapabilirsin aklına. Ya da aklımdaki o tiradı yapabilirim aslında. Tamam, ya. Şunu böyle takıyorum. Şuraya. Tabii abi. Benim ne yapmaya çalıştığımı sanıyorsun sen? Benim de sabrımın sonu tükeneceğini bilmiyor musun anne? Biliyorum, biliyorum. Senin hiç hiçbir önemi yok ki. Benim ne yaptığımı, ne olmak istediğimi, ikisi arasındaki uçurumu. Sen bunları hiç düşünmezsin. Ama bak, beni iyi dinle. Şu ayakkabı mağazasındaki işe bayıldığımı falan zannediyorsun. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Orada çalışacağım ama birinin demir çubukla beynimi patlatmasını tercih ederim. Beni anlıyor musun? Geri kalanı hatırlamıyorum. Kardeşim, yemin ediyorum süper. Vallahi bak, şaka değil. Yeteneğin çok güzel. Bunu eğitimle daha fazla geliştirebilirsin. İnşallah. Tabii. Ben şimdi senin adını soyadını da alacağım. Çok tamam mı? Çok süper kardeşim. Burada insanlar vardı, biraz şey oldu tabii. Harika olsun, çok güzel. Ben onu anladım. Burada yapabiliyorsan her yerde yaparsın. Allah yolunu açık etsin kardeşim. Çok sağ ol abi. Tamam. Ben çok çok teşekkür neler. Ederim böyle bir röportaja beni dahil ettiğiniz. Eyvallah, çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Bu arada Mandalina TV'ye tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup birbirinden keyifli videoları sizler de görebilirsiniz.